kişilik bu coğrafyanın en gelişmiş ülkesi. Kişi başı gelir 13 bin dolar görünüyor. Yaklaşık olarak 1.2 dolara geliyor. Oldukça pahalı bir ülke. Ne güzelmiş burası ya. Gençler bakın ben ne aldım. Hepsi yasak. Incredible. Kesinlikle. Hadi bakalım kaç paraymış. Where are you from? Turkey, İstanbul. İstanbul? Wow, a long way from home. Dünyadaki en güçlü deprem Şili'de gerçekleşmiş. 9.5 şiddetinde. Dünyanın en uzun ülkesi olarak geçiyor. Latin Amerika'da İngilizce konuşan bir ülke. Burada da bakın evsizler böyle sokaklarda. Siz bu ülkede yolsuzluk yapıyorsunuz. Gelir adaletsizliği had safhada ama duyulmuyor. Bu ülkeye dışarıdan mandalin kabuğunu bile sokamıyorsun. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you. Sonunda 98. ülkem Şili'den herkese selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda dünyanın dibinden Şili'nin başkenti Santiago'dan sesleniyorum. Yaklaşık Türkiye'ye 15 bin kilometre uzaklıktaki bir ülke burası. Dün akşam geldik buraya ve ilk gün ülkeye geldiğimizde size neler yaptığımızı ve buranın nasıl bir yer olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü burası tek Türklerin geldiği ve aslında neredeyse hiç gelmedikleri bir yer. Çünkü çok uzak. Genelde Peru'ya, Kolombiya'ya, Brezilya'ya falan gidiyoruz ama Şili bizim hiç rotamızda olmuyor. Ve enteresandır ki Şili bu coğrafyanın en gelişmiş ülkesi. Yoksulluğun en az olduğu, gelir adaletinin en çok olduğu, demokrasinin en iyi olduğu bir ülke. İşte böyle bir ülkenin başkentindeki ilk günümü sizlerle paylaşacağım ve dersime biraz iyi çalıştım. O yüzden yine bilgi yağmuru gelmeye devam edecek. Önce bir para falan bozduracağız. Yemek yiyeceğiz, çarşıları falan gezeriz. Öyle bakarız. Ve nasıl hava? Çok soğuk. Buz, buz. Şu an havası var. Şu an burada donuyoruz. Ama ülke o kadar büyük bir ülke ki dünyanın en uzun ülkesi olarak geçiyor. Kuzeye gitsek de yanardık. O yüzden çok ilginç bir ülke olacak. Baştan sona size hepsini anlatacağım. Size iyi seyirler, bize de iyi keşifler. Başlıyoruz. Şu anda şehrin tam kalbindeyiz. Eskişehir merkezi bölgesinde. Böyle İspanya'daki binaları andıran binalar var. Ve aynı zamanda çok yüksek gökdelenleri de görüyorsunuz. Bak mesela şurada bir tane göstereyim. Bu ülkede enteresan bir şey var. Richter ölçeğine göre dünyadaki en güçlü deprem Şili'de gerçekleşmiş. 9.5 şiddetinde depremle yaşayan bir ülke. Böyle 6 şiddetinde 7 şiddetinde deprem olduğunda panik olmazlarmış. Binaları da ona göre dayanıklıymış. Bir nevi Şili'yi deprem ülkesi olarak görebiliyormuşuz. Ben bunu gelmeden önce okuyunca biraz korkmadım değil ama böyle bir gerçek varmış. İnternetten araştırırsanız göreceksiniz. Ne yapıyoruz Nesko şimdi? Bir yemek vallahi yiyelim ya. Böyle İstiklal Caddesi gibi bir caddeleri var. Dün biz buraya geldiğimizde burada resmi tatilleri varmış. Yıllık bir dini bayram gibi olduğu için her yer kapalıydı. Telefon hattı falan bile alamadık ve bu sokakların hepsi böyle var ya, incin top oynuyordu. Hatta korkmadık değil yani, bizden başka kimse yoktu. Bugün biraz her yer açılınca canlanmış. Parayı çektik. Arkamdaki bankanın adı Santander. Bu her yerde var. Arjantin'de falan da vardı. Şimdi en büyük paraları genelde şu diyebiliyorum. 20 bin. Zaten bütün ATM'ler 20 bin veriyormuş. 1 dolar da 900'e falan geliyor. 850 yaklaşık olarak. Şu da en küçük paraları. Yani bu yaklaşık olarak 1.2 dolara geliyor. Oldukça pahalı bir ülke. Latin Amerika'nın en pahalı, hatta Avrupa'daki birçok ülkeden bile pahalı olduğu söyleniyor buranın. Bizim kaldığımız en ucuz otel bile 55 dolar gecelik. Bu ülkeyi nasıl gezeceğiz çok merak ediyorum. Hatta güneye gidecektik. Artık dünyanın sonuna kadar o soğuk yerlere gidecektik ama hem uçaklar hem konaklama o kadar pahalı ki kişi başı 2000 dolar anca yeterdi. O yüzden onu bile iptal etmek zorunda kaldık. Harcayacağımız paralar bunlar olacak. Abi telefon hattı almaya gidiyoruz. Biz geldiğimizde her yer kapalı demiştin mi? Alamadık. Havalimanında falan da bulamamıştık. Telefon hattı almadığınız zaman rezil oluyorsunuz. Yani hiçbir yere gidemiyorsunuz, ulaşım sağlayamıyorsunuz. Şimdi bir Claro bulursak alacağız. Ulan Starbucks her yerde ya. Şu var ya her yerde abi, her sokakta var. Starbucks, McDonald's, Burger. Dünyayı ele geçirmişler resmen. Güzelmiş binalar ya. Avrupa'daki gibi hissettiriyor.
Abi burada da evsizler ordusu var herhalde ya. Hani en gelişmişiydi burası. Hola, is there any Claro here? Claro. Come again? Claro Mobile. Claro Mobile. Because we don't have internet, I couldn't Google it. Oh, I understand. Where are you from? Turkey, Istanbul. Istanbul? Wow, a long way from home. Yeah, exactly. We are in a world trip. I have internet, so I'm gonna look it up for you. Okay. Claro. Abi, çok iyi İngilizce konuşuyorlar ya. Evet. Wow, there's a bunch around here. So you can either go there and turn right, and there's one like in the corner. But some of them are fake. Can I click on it? Oh, sure. It should be correct, huh? Yeah. Yes. Ah, okay. I got your point. Thank you very much. No, no problem. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Abi nasıl İngilizce konuşuyorlar? Amerikan Allah'ım, Latin Amerika'da İngilizce konuşan bir ülke diyorlardı en eğitimlileri diye. Hadi bakalım artık birileriyle konuşabilirim. Gördünüz değil mi aksanı? Bu normal değil. Ya bu adam buralı değil ya da bu ülkenin eğitimi iyi bu konuda, yani din anlamında. Çünkü İngilizce müzik dinliyorlar Latin Amerika'da ama hello demeyi bilmiyorlar. Yok, sıfır, hiçbir bilgileri olmuyor İngilizce konusunda. Şimdi eleman yardımcı oldu sağ olsun, gidip bir telefon hattı alalım. Bak, Nesibe bir şey daha fark etmiş. Ya mesela biz Türkiye İstanbul dediğimizde Türkiye İstanbul'u biliyorlar dizilerden dolayı ama haritada yerini göstersen gösteremezler. Bilmiyorlar ya çoğu nerede olduğunu, ama bu o çok uzaktan gelmişsiniz dedi. Ya bizim için bunlar enteresan şeyler artık ya, gerçekten hani kaç 8 aydır yoldayız. Böyle İngilizce konuşmak, Türkiye'nin nerede olduğunu falan biliyor olmaları. Şili'den bir şeyler çıkacak gibi, enteresan olacak. Çok güzel binalar var ya. Burayı İspanyollar kurmuş zaten ama birçok güzel binayı korumuşlar hala günümüze kadar. Şurası bir tiyatro. Şuradan devam edelim bakalım, bulabilecek miyiz Claro'yu diyeceğim, ama orada zaten. Ve burada ne zorunlu? Maske. Burası hala pandemi dönemini yaşıyor. Hala hem maske zorunlu hem de birçok yere girerken jel mel sıktırtıyorlar elinize. Abi çok ucuz. Sadece 2 dolara 5 GB internet alacağız. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Sadece 2000 mil dedi. İnşallah doğru anlamışımdır. Hava buz, yani kar yağsa şaşırmam şu anda. Burada mevsimler ters, evet, ama Buenos Aires'in hemen biz batısındayız şu an. Pasifik Okyanusu'ndayız. Arjantin'de biliyorsunuz Atlantik'teydik. Orada havalar muhteşemdi. Buraya geldik, aynı enlemdeyiz. Buz oldu. Arada en az var ya 15 derece fark var. Hava güneşli olsa çok güzel olacak. En azından ısınacağız. Şimdi nereye geldik? Hiçbir fikrim yok. Böyle bu caddenin başından sonuna doğru geziyoruz. İnternetimizi aldık, yemek yemeye gidiyoruz. Çok güzel bir restoran bulduk. Şu an Pasifik Okyanusu'nun kıyılarında olduğumuz için deniz mahsulü ağırlıklı yemek yiyeceğiz. Ama aynı zamanda Şili dünyanın en büyük 7. şarap ve et üreticisi olarak da ilk Latin Amerika'da 5'e giren bir ülke. Ama Arjantin'de çok fazla et yediğimiz için artık böyle deniz mahsulü bir şey yemek istiyoruz. Güzel bir restorana gidip yemek yiyelim birazdan. Şimdi bir su alayım. Bakalım bu ülke pahalı mı değil mi? Un agua. Agua. Singes. Yani onu söyleyelim de. Hadi bakalım kaç paraymış. Soğuk vermesin de. Sneaker ne kadar, bir onu da bir soralım ya. 700. Nereden baksan 1 dolara yakın. Bir tane su bufeden. Bunu marketten almak lazım muhtemelen. Biz Arjantin'in kıymetini bilemedik. Bilemedik, zamanında bilemedik. Çok pahalı. Bir restorana doğru gidiyoruz. Allah'ım. Burada da bakın evsizler böyle sokaklarda çadırlar kurmuşlar. Bildiğiniz dükkanın önüne atıyor çadırı. Akşam geldiğimizde de çok evsiz görmüştük ki Latin Amerika'da en az evsizin olduğu ve gelir adaletinin en iyi olduğu ülke Şili aslında. Buna rağmen hala ne yazık ki zengin zengin, fakir fakir burada da. Hatta dün gece internette biraz Şili'yi araştırırken, şimdi hani parlayan yıldızı gibi düşünülüyor Latin Amerika'nın. Sonra biraz böyle forumları falan gezdim. Özellikle Şililerin yazdığını düşünüyorum o forumlardaki cevapları. He, dışarıdan işte davulun sesi hoş, uzaktan hoş gelir demeye getiriyorlar. Aslında hiç de göründüğü gibi değil diyorlar. Mesela kişi başı gelir 13 bin dolar görünüyor burada ama bundan 4 sene önce 2018'de
burada çok büyük şeyler oldu. Sokaklarda mitingler yaptılar. Özellikle üniversite öğrencileri. Çünkü gelir adaletsizliği sizin basında ve farklı ülkelerde yansıttığınız gibi değil diyorlar. Kişi başı gelir aslında sadece 400 ila 500 dolar. O da bu ülke şartlarında çok az bir para çünkü pahalı bir ülke. Ne oluyor 2018'deki bu mitinglerde? Hiçbir şey olmuyor. Ölen öldüğüyle, gençler savaştığıyla kalıyorlar. Çünkü diyorlar ki siz bu ülkede yolsuzluk yapıyorsunuz. Gelir adaletsizliği had safhada ama duyulmuyor. Mesela Arjantin'de bangır bangır duyuluyor muhalefet tarafından. Bir sürü yazışmalarına kadar çıktı. Orada hiçbir şey değişmedi gerçi de. Burada duyulmuyormuş. Yani ben pek de buranın aslında sosyal devlet olma anlamında çok iyi olduğunu düşünmüyorum daha şimdiden. Onu zaten birazcık böyle ekonomisini, marketlerini, işte tanıştığımız insanlarla sohbetleri geliştirerek size ayrı bir bölümde, buradan artık gitmeden önceki bölümde anlatırım. Çünkü biz burada başkentte 5-6 gün kalacağız. Sonra Atakama Çölü'ne gideceğiz. Dünyanın en kurak yerine gideceğiz. Oradan otobüsle de Bolivya'ya geçmeyi planlıyoruz. Sonra Paraguay, sonra Latin Amerika gezisi muhtemelen bitmiş olur. Ondan sonrasına bakarız Allah kerim. Dünyada daha gelecek nasılsa bir sürü ülke var. Artık acıktım. Dilim damağım da kurudu. Gidip bir yemek yiyelim. Şimdi restorana giderken bakın bizim hemen otelin yan tarafındaki sokak burası. İnsanlar bunu demeye çalışıyorum. Yani sokaklarda yaşıyorlar ve bildiğiniz çadır atıyorlar sokakların önüne. Klasik Latin Amerika, evet hani Brezilya'da falan her yerde görüyorduk ama Şili'de şaşırdık. Bir de çok fazla uyuşturucu kullanıyorlar, ot özellikle. Yani her yer ot kokuyor şehirde, serbest çünkü ülkede. Uyuşturucuya karışmıyorlar diye biliyorum. Evet efendim, size ne demiştim videonun başında? Aslında Şili bir şarap ülkesi. Bu ülkeye bırakın dışarıdan bir ne diyeyim hani eti meti falan sokmayı, mandalin kabuğunu bile sokamıyorsun. Biz havalimanından girerken köpekler bütün herkesi didik didik ediyorlar. Benim çantamda muz kalmış, köpek nasıl koşturuyor beni? Nasıl koyar? Sokmak yasak. Diyorlar ki biz bu coğrafya Ant Dağları ile kapatılmış 9000 kilometrelik bir hat düşünün. Dünyanın en uzun dağ serisi. Bunun batı tarafında yukarıda Peru var, aşağıda Şili var. Şili diyor ki bizim diyor doğamız çok özel. Buraya özel endemik bitkilerin ve canlıların yaşamasını istiyoruz. O yüzden dışarıdan hiçbir şey sokamazsınız diyorlar. Herhangi bir meyve, canlı hayvan, sebze hepsi yasak. Kesinlikle. Velhasıl kelam işte bu ülke bu kadar doğasına önem verirken şarap kültürünü de çok geliştirmişler haliyle. Demiştim ya, en büyük ülkelerden birisi. Buradaki restoran da Bocanaris. Bu adamlar kendilerini şarabı, yani Şili şarabını tanıtmak için adıyorlar. Ve aynı zamanda çok da iyi bir restoran. İçerisi çok övülmüş. Yemekleri de. Puanı da 4.5. Binlerce de yorumu var. Hadi Nesibe dondu. Yemek yemeye gidelim. Bocanaris'imize. Baksana direkt zaten Ant Dağları ve şarap şeyi koymuşlar. Şöyle. Üzümlerin bölge bölge şeylerini anlatıyor. Hadi girelim. Hola hermano. Şu maske olayını hala anlamıyorum ya. Oo Nesibe şunu biliyor musun? Ülkede üretilen şarapların yıl yıl üzüm şeyleri, modelleri, tarihleri. Burada yaklaşık olarak şu an 500'e yakın şarap çeşidi var arkadaşlar. Hani biz bir tek Cabernet Sauvignon, Malbec, işte Pinot Noir falan onları biliyoruz ya. Yani toplasan 5-10 çeşit yapmaz. Burada derya deniz. Adamlar resmen kendilerini buna adamışlar. Çok başarılılar. Arjantin muhteşemdi hatırlıyorsunuz. Burası da böyle olacaktır. Burası müze gibi ya. Burası restoran değil, müze. Bak mesela şu makineleri koymuşlar. Oradan direkt herhalde damıtarak alıyorlar. Hola hermano. Todo bien. Nesibe bu sistemi ilk defa gördüm bak. Sanki bira fıçılarından alıyormuş gibi şarap alıyor. Burada mekanlara girdiğinizde maske takmayı bırakın hani zorunlu olmasını. Aşı kartsız hiçbir yere giremiyorsunuz. Burada hala çok ciddi önlemler var. Akşam mekan fullmüş. O yüzden bizde saat 8'e kadar oturma hakkı verdiler ama zaten biz o kadar kalmayız. Merakla bekliyorum bakalım hem yemeklerini hem birkaç kadeh farklı şeyler denemeyi. Yemek yemedik. Çünkü gel Nes. Ne ahtapot var ne istiridye var hiçbir şey yok. Niye yok?
Çünkü buradaki tatilden dolayı birçok balıkçı çalışmamış. O yüzden bize taze sunmak istiyoruz diyorlar. Menüye koyamamışlar bugün. Dedik o zaman biz ne yiyeceğiz? Doğru düzgün bir şey yoktu. Sadece şarap içmek için de durulmazdı orada. O yüzden artık yemek yemek istiyoruz. Bir yer bulup bakacağız artık. Daha güzel bir yer vardır elbet. Nesibe artık bayılmak üzere. O yüzden yakında pinlediğimiz böyle çok güzel bir hamburgerci vardı. Deniz mahsullerini de artık sonraki bölümde birkaç kral mekanı daha var. Hepsini birleştirip size ayrı bir bölüm yaparım. Onları göstermeden gitmek istemiyorum tabii ki. Şöyle bir mahalleye geldik. Bayağı bir bohem mahalle olarak geçiyor burası. İsmini unuttum. Burada güzel bir burgerci var. Şehrin en çok yorum alanlarından bir tanesi. Ne güzelmiş burası ya. Hani bir anda bizim size sabah gösterdiğimiz yerlerden sonra buraya gelince hani nasıl diyeyim Kadıköy'e gelmişiz gibi oldu. Nereden diyecek olursanız herhalde Taksim derim artık. Gel Nesko ya, biz şurada fıstık gibi 5 dolar hamburgerimizi yiyelim. Ulan burası da mı kapalı? Direkt açıkmış. Şimdi birer tane hamburger söyledik. Holy Moly adında bir restorandayız. 6300 peso, o da yaklaşık olarak 7 Amerikan dolarına denk geliyor. Yani ikimiz buradan 15-20 dolara falan çıkacağız. Biz normalde Arjantin'de bu paraya Steakhouse'da masayı döşüyorduk. Burada hamburgere talip. Arada inanılmaz fark var. Şöyle de bir şey var. Orta Amerika'da da bir hamburgere 20 dolar vermiştik. Evet. Burada en azından 2 tane söyledik. Özellikle Nicaragua şeyde. Honduras, Roota. Asla gidilmeyecek bir yer. Bekliyoruz. Gracias. Hamburgerler geldi. Tam bir hamburgerci. Güzel olacağını eminim. Şöyle içi. Yok. Biz yemediğin jelatonları bana verin. Malzemeden çalmamışlar. Lan ne? 22 dolara bir yemek yemiş olduk. Yani iyi para. Gerçekten. Düşünün bu ülkenin ne kadar pahalı olduğunu. Hani biz Metropolitana bölgesinde de kalıyoruz. Burası da aynı yer zaten. En ucuz otel 55 dolar. 50 dolar, 55 dolardı. O yüzden Şili beklentimizin üzerinde bir bütçeyle çıkmamıza sebep olacak. Şimdi böyle sokakları dolaşacağız. Hava da bayağı soğumaya başladı. Bakalım kervan yolda dizilir misali yürüyoruz. Ya rastgele gezerken böyle bir kafe dikkatimizi çekmişti yolun kenarında. Neyse dedi ki burada dedi kesin kahve içelim. Harika bir yer gibi görünüyor dedi. Sonra Google'dan araştırdık. Meğer burası şehrin en önerilen kafesiymiş. Adı da Wonderland. Düşünün insanlar böyle kafenin önünde sırada bekliyorlar. Oturma alanları yapmışlar. Şimdi biz de ikinci sıradayız. Birazdan içeriye gideceğiz. Neyi varmış çok merak ettim. Bu kadar övülecek ya. Abi anlatamam size şu an buradaki soğuğu. Yani sanki bir yere kar yağıyor. Onun soğuğu bize vuruyor gibi. Donduk. O yüzden bize şu ısıtıcıyı açtılar. Hala sıra bekliyoruz. Normalde hiç böyle mekanda sıra beklemem ama burayı çok övmüşler. Umarım değer. Yani yemek yenen yerler bile bu kadar kalabalık değil. Ne kafeymiş şuraya bakın, herkes sırada bekliyor. Valla daha da meraklandım. Valla merak, ben meraktan giriyoruz ha. Şimdi sıra bize geldi, içeriye alacaklar. Haydi bakalım. Welcome to Wonderland. Wonderland. Hala. İçerisi neymiş ya böyle? Wow. Abi tasarım bir kafe yapınca böyle tıklım tıklım oluyor işte. This table and your mask. Mask, okay. Özellikle böyle sevgililerin geldiği çok romantik bir mekanmış. Neydi Taksim'deki yerin ismi? Nesi ya? Bir tane çikolatacı var. Paris temalı neydi? Hatta Beyaz X diye bir tatlısı var. Bunu çok seviyorum da şu an o da aklıma geldi. İsmini unuttuk, hatırlayanlar yazsın. Onun konseptinde bir yer burası. Çok pahalı. Yani şu kahveyle bir tatlıya 12 bin, 15 dolar falan vereceğiz. 12 bin yaklaşık 15 dolar falan geliyor düşünün. Geri döneceğiz. Başka da gelmesin. Sırf video için yapıyoruz hadi. Bakalım nasıl çıkacak. Tatlı konusunda uzmanımıza danışıyoruz. Evet Nesibe Hanım, bu para eder mi? Buna çok güzel dediler. Bakalım. Ne, rüyalara daldırdı mı seni Alice Harikalar Diyarında?
ağır. İçinde krokan da var bu arada, kıtırlık geliyor. Ama biraz soğuk olduğu için dişlerim acıdı da. Bunu tek kişi asla yiyemez. Değil mi? Ama güzel. Güzel. Ama aramızda kalsın, bu para etmez. Bence gelmesek de olurdu buraya. Biraz abartı gibi geldi. Mekandan çıktık. Yaklaşık 13.000-14.000 şilin para ödedim buraya. Diyeceksiniz ki yani bu ülke nasıl bu kadar zengin olabiliyor? Yan tarafa bakıyorsunuz birçok ülke yoksul. Bolivya'sı, Paraguay'ı, hani Peru'da orta halli. Bu ülkenin gelirlerinin %60'ı bakırdan. Dünyadaki bakırların 1/3'ü Şili'de. Aynı zamanda dünyanın en büyük altın üreticilerinden bir tanesi. O yüzden ülkede para var. Ama dediğim gibi parayı yiyen kesim belli bir kesim olduğu için. Hani bu restoranlara bakıp ne kadar zenginler demek doğru olmaz ama ülkenin geliri var lakin gelir adaletsizliği daha fazla. Arjantin'den sonra burası bize sanki böyle Norveç'e, İsveç'e gelmişim gibi hissettirdi. Biz mesela bu az önce ödediğimiz paraya Arjantin'de çok güzel bir steakhouse'da devasa bir steak söyleyip yanında şarap falan içiyorduk yani. Aynı paraya düşünün. O yüzden hani buralara gelirseniz eğer önceliğiniz kesinlikle önce Arjantin olsun. İmparator gibi yaşarsınız. Bir kere daha Arjantin'i çok özledim. Şimdi böyle sokaklara attık kendimizi. Merkeze doğru yürüyoruz. Şöyle bir binanın altında Hola Santiago diye bir market gördük. Dün her yer kapalıydı demiştim ya. Bugün ilk defa bir markete girelim bakalım. Su alacağım. Su kaç para çok merak ediyorum. En merak ettiğim şey su. Fiyatlara bakın. Limon. 2 dolar yani yakın. 2 dolara yakın şu an. Şuradaki portakallara falan bakın. Mandalin var şurada. 3 dolar, 4 dolar. Arjantin'i özledim. Arjantin'im 50 centti. Burası dünyanın en büyük somon ülkelerinden birisi. Japonya'ya, Norveç ve Kanada'dan sonra en çok somon gönderen ülke. Yılda 3 milyar somon gönderiyor. Çok ürettikleri için de koca bir okyanus olduğu için en ucuz şey somon. Yani şu paraya limonla şey alıyorsun. Evet. Portakal, aynı paraya somon alıyorsun. 4000 küsür şilin. Bu bölümde biz satın alma gücü analizi yapmıyoruz. Hani onun bölümünü yapmamı istiyorsanız yazın yorumlara. Size Şili'den bir güzel bölüm yapalım ama şu ana kadar gördüğümüz her şey çok pahalı. Geliri de yüksektir ama biz biraz şoklardayız. Yani makarnalar falan böyle 1 dolardan başladığı için biz alışmıştık 15 cent falandı Arjantin'de. Biraz şokunu yaşıyoruz. Şu suyu bulamadım. Suyu bulayım. Heh, buldum. Evet. Harbi 1 dolar abi yaklaşık olarak. Markette bile en ucuz şu su 80 cent'e falan geliyor. Düşünün yani 15 liraya falan en ucuz suyu alabiliyorsunuz. Bu ülkede ne ucuz? Şarap. Demiştim ya size. Şu şarabın tanesi 3000. Yani 3 dolar civarına falan geliyor. O kadar ucuz ki. Ama diğer ürünler deli gibi pahalı. Özellikle meyve, sebze, domatesler falan 8 dolar, 6 dolar, 7 dolar civarında. Su alacağımıza şarap alabiliriz yine anlayacağınız. Arjantin'deki gibi oldu. Gençler bakın ben ne aldım. Buranın böyle bir marka birası var. Kaç taneymiş? 12 tanesine sadece 5 dolarımı ne aldım, 6 dolarımı ne? Bu şu ana kadar gördüğüm en ucuz şeydi ülkedeki. Yani su parasına dan da aza biri alabiliyorsun Şili'de. Bugün böyle size ilk günümü göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha Şili'den anlatacak çok hikaye olacak. Bu sadece bir girişti. Özellikle ülkedeki durumu birazcık daha birkaç gün geçtikçe anladıkça yeni bölümlerde size aktaracağım. Sonra uçağa bineceğiz. Dünyanın en kurak yerine 400 sene yağmur yağmayan coğrafyalarını da size göstermeyi planlıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Şimdilik herkese Şili'den selamlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.